<laughs> bu soru tipi arkadaşlar ara ara geliyor. Hocam Faruk Bey sormuş. Hocam işte anrilincinde bu ilte esnasında kreş aldım. Sonra işte başka programlarda da bu çok oluyor. İşte mesela bir öğrencim demiş ki hocam işte bilgisayar ben kursu çok hevesli aldım ama bilgisayarım kaldıramadı çalışamadım doğru düzgün demiş. İşte mesela burada Faruk Bey kreş aldıktan sonra da bana şey yapmış. Rica ederim Elif Hanım iyi akşamlar. Ee, yani yardımcı olur musunuz bu kreşle ilgili demiş. Soru başlığımız şu. Programlar neden çöküyorlar? Çökünce ne yapabiliriz? Ben size yardımcı olabilir miyim? Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Yeniden bir display capture'a geçelim. Bakın bu benim geçen günlerde yaşadığım bir çökme hadisesi. Öğrencilerime ders veriyorum. Nerede o? Ee, ve kapitone benzeri modeller nasıl yapılır? Onlara bir hızlıca örnek göstereyim dedim. Bakın bu video olarak kaydetmemin sebebini birazdan açıklayacağım. Şu anda gördüğünüz, görüyorsunuz bayağı kapitone yaparken video çekmişim. Tabi ders esnasında yaptığım için yamuk yumuk bir kapitone. Şu sesini bir kısalım. Şimdi burada oynadığımı görüyorsunuz değil mi? Bakın bayağı itiyorum, çekiyorum, şekil verebiliyorum. Sıkıntı yok. Yani dosya gayet çalışıyor. Bakın özellikle gösteriyorum oynayabildiğimi, yapabildiğimi. Bunu ben o Zoom dersin Zoom üzerinden ders verdiğim sınıfa göstermek üzere bu videoyu çektim. Sebebi de şu. Zoom açıkken aynı dosyayı da aynı şeyleri yapmaya çalıştığımda çöküyordu arkadaşlar. Yani bunun mantıklı bir açıklaması yok. Yani programlar çökerler ve sizin bilgisayarınıza özel, sizin çalışma şeklinize özel o bütün farklı parçacıklar bir araya gelince çökerler. O yüzden sizin bilgisayarınızda bir programın neden çöktüğünü başka bir insanın bilmesi, bulması zordur. İmkansız değil, zordur, bulunur. Ama vaktini buna vakfetmesi lazım. Yani e, genelde şu olmaz, şundan çöküyordur, bundan çöküyordur. Yani çok basit cevaplarla bu işler bitmez bu dosyanın bu şekilde zoom açıkken çöktüğünü ben 2-3 gün içerisinde fark ettim. Çünkü derste deniyorum deniyorum çöküyor ama derste zoomda açık ya. Sonra zoom kapandıktan sonra tekrar denediğimde çökmedi. Çökmemişken de videosunu falan çek... Ha pardon videosunu önce çekmedim. Ee, çökmedi arkadaşlar. Sonra bir iki de bir şey denemiştim. Onlardan dolayı çökmedi zannettim. Hani e, zoom'u kapattığım için değil de Dersten sonra bir iki denediğim şeyin sonucu olarak çökmediğini zannettim. Bir hafta sonra tekrar derse girdim. Bakın arkadaşlar ben o işi çözdüm, çökmüyor diye göstermek üzere dosyayı açtım ve yine çöktü. Öyle olunca ha arkadaşlar dedim galiba bu size ders verirken çöküyor. Ben bunu ders dışında denediğimde çökmemişti. Galiba Zoom'dan dolayı Zoomla aynı anda çalışınca oluyor dedim. Sonra dersten sonra onu denedim yine çökmüyor ve bu videoyu çektim arkadaşlar. Zoom varken çöküyor, zoom yokken çökmüyor. Yani bu işlerin sizin bilgisayarınızda neden çöktüğünü sizin debelenmeniz gerekir. Bu bir. Ama tabii ki şeyler de var. Onu da söyleyelim. Genel sebepler de var. Bir program çöküyorsa ilk önce koşa koşa RAM'inizin dolup dolmadığını kontrol edin. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela render'a bastınız ya. 3ds render tuşuna bastınız. Arkadaşlar Task Manager'ı açıyorsunuz. Performans kısmında RAM'inizi o zaten render başlayınca Unreal içinde build başlayınca RAM kullanımı artmaya başlar. RAM sonuna kadar dolduğu anda çöküyorsa işte yakaladınız. RAM dolduğu için çöküyor. Çökme konularının benim kariyerim boyunca yaşadığım en fazla karşılaştığım sebebi bu. RAM doluyor. Yeni bilgisayarlarda RAM dolunca da yavaşlıyor, çökmüyor ama eskiden direkt çöküyordu. Yani daha fazla çöküyordu öyle söyleyeyim. Önce bunu kontrol edeceksiniz. Sonra bu değil. İşte ne bileyim işlemcinizdendir, ekran kartınızdandır, ekran kartı %100 çalışmaya başladığı anda çöküyordur vesaire. Bunları yakalamanız lazım. İşte RAM dolduğu anda çöküyorsa Sahnenizi hafifletmeniz lazım, yani obje sayısını azaltmanız, poligon sayısını azaltmanız vesaire. Böyle böyle denemeler yapmanız gerekiyor. Ee, bu yüzden de işte ben öğrencilerim hocam çöküyor, benim bende çöktü, yardım eder misiniz dediğinizde ne yazık ki yardımcı olamıyorum. <laughs>